Şimdi bir tane şey videosu var. Benekli Ayhan'ın herkes şeyini izle diyorlar. Ne? Belgeseli mi? Belgeseli mi? Aynen, kesin izle. Kesin. Aynen. 3 gün önce. Mük. Şu video. Bak, gerçek anlamda mük. Bu mu? Evet ne, evet bu video. Bu. Merak ettim bu arada. Bir gün herkesin ne olacak diyor sen ne ben? Bu resmen bize anlatıyor. İzlemek istedim. Yüzüyorum 3 tane çocuk. Bir hanım birini emziriyor. Biri ben altını değiştiriyorum. 700 kişi sırada. Böyle bekliyorlar. Fotoğraf sırası. Dünyanın en yıldızı kim? Kim? Johnny Walker mı? Kim lan? Brad Pitt bana benziyor yani. Brad Pitt'i görsem, onu s**im çekinirsem, video çekinirsem. Ailesi karı kızı varsa önümü şöyle dönerim. Brad Pitt gidiyor değil mi? Böyle gidiyor. Yanında karısı çocuğu var. Aynı kaldığımda yürümem, yolumu değiştiririm kardeş. Ayıp olur, karısı kızı var derim. Bizimki, bizim ayılar. Ne olmuş kardeş diyor. Ne olmuş? Anayla mı olmuş? Ne olmuş? Çok gerçekten belgesel. Bak çok eğleneceğimizi düşünüyorum şu anda ben. Evet, bayağı. Tam belgesel niteliğinde bir adam ya. Çok eğleneceğim bu videoda dur. Devam. Hala ulaşamadım. Ay 11 ay her gün araba yıkıyorum. Artık aynı fırça, aynı beter. İnsan bıkıyor. Zor. Kollarım bu hardı şu an bıraktı. Yol dinleniyorum. Diyorlar ki sen niye zayıfsın? E tabii zayıfsın kardeş. Her gün araba yıkıyorum. Köpürtmüyorum. Deterjan da yok. Arabayı yıkıyorum. Hemen yağmur yağıyor. Çamura bak la. Aa geldi gene biri. Hoppa. Abi ne yaptın? İyi gel kardeşim. Kolay gelsin. Ki sabahın 9'u. Bir de ara soğuk. Bir tane insan geçiyor mu bak. Allah'ın sözü. Demek herkes tanıyor, ben anlamadım ya. Seni tanımayan ölsün ya. Geç selfie bak. Yapalım abi. Arabayı kilitliyorum. Abi adam çok samimi. Işsız yerdeyim, sanayide gene böyle. Sanayide, kazino, barda, pavyonda beni rahatsız etmeyin Allah'ın kitabı söyleseniz ya. Daha dün 5 milyon Ferrari çektim. 2 tane postacı, 4 kişi gelmiş. Abi şuna diyorsun, Karabük'ten birine selam gönderir misin diyor. La oğlum Ferrari çekiyorum la. Ferrari. 20 trilyon. Adam gelmiş, abi diyor Karabük'ten canlı yerine konuşuyorsun diyor. Aşk yakışma diyor. En son durdum, bak abi sen deli misin dedim ya. Abim, babam, annem biz bir ortak bir araba aldık. Hanım yoktu, çocuk yoktu. Plakam mesela 1,5-2 milyara. En baba 2,5'a kiraya verip aldığım parayı, kirayı bir günde yiyen adamdır. 29 gün az geziyorduk. Hafta sonları maça gidiyorduk. Hafta içi de nerede alkol var? Seymenler'de. Nerede alkol var? Müyeköy'ünde. Dikmen, Ankara, Keçiören'de. Yani alkolün peşinde geziyorduk. Arkadaş çevremiz böyleydi. Paramız genelde olmuyordu. Onun sırasında pavyona gidiyorduk. Hiç namaz kılak oruç tutan diyen olmadı bugüne kadar. Arabada uyuyorduk. Güneş doğuyordu. Dünden kalan bira içmeye devam ediyorduk. Arabayla gezmek ve alkol ekseninde döndü hayatım. 36 sene böyle geçti. Oha. Ben elimle yıkıyorum. Aman ha korum. Bitti. Harika ya. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Şoförlük zor iş. 5'te kalkıyorsun 6'da. Saat 9'da 10'da işin bitiyor. Akşama kadar boşsun. Gündüzleri sanayiye gidiyorsun genelde. Kızlar dün usta geziyorum. Akşamdaki araba sürüyorsun. Cuma pazar izinlisin. Böyle geçiyor bizim işimiz. Sen ne yaptın? Videodan mısın abi? He. Aşkım. Sen ne yaptın? Ne bekliyorsun? Odakta bir sıkıntı mı? Little bit more. Şöyle yapalım. Tamam okey. Şu an normaliz. Verdi mi? Şöyle yapalım. Tamam. İş prensiplerim var. Hafta içi hayatta içme. Çünkü kalması zor oluyor. Alarmı bile duyamıyor. 30 yıllık ehliyetim var. 25 yıllık ehliyetim emniyette durdu. Niye? Hep bu işlerden. Uykusuzluk, alkollü, dikkatsizlik ve telefon. Bir de aşırı hız. Artı tecrübe. Hepsinin bir derdi var. Biri diyor niye hızlı gittin? Biri diyor niye yavaş gittin? Ayağın altında yumurtam var diyor. Biri diyor kaptan bizi mi öldüreceksin diyor. Biri diyor kapı açık kaldı. Biri diyor kapıyı aç diyor. Havalat diyor. Beni sıkıntıya sokuyor. Bakın 10 parmağım var. Hiç tırnak yok. Hep etler yedim. Bunu daha bugün yedim. Adam işi gücü yok. Kaptan. Oğlum, ben de çok, benim de tırnaklarım hiç yok arkadaşlar. Yani benim de ben sürekli yayındayken de fark ettiyseniz şöyle izliyorum. Hani... Mesela bizim şey var. Böyle çok nasıl söyleyeyim? Sıradan bir şey var ya, hani sevgililer ellerini sokuyorlar, alçağı alıyorlar falan. Bizim öyle yaptık birlikte. Elim çok güzel, tamam okey. Çeviriyorsun. Oğuz'un elinde tırnak yok. Sadece ya, tırnağım yok yani. Sadece çıkmamış. Parmak. Sağında araba var, kaptan solunda araba var. Sen yokken araba sürmüyor mu kardeş? Siz yokken araba sürmüyor mu? Siz inince araba sürmeyeceğim. Ben bu eve nasıl gideceğim? Ben sabah geri nasıl geleceğim sabah 6'da? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeş lan? Sen ne diyorsun? Durduk yere sinirlendim. Bak hala abi bir de sana. Bir de söylesen benim arkadaşa. Tanımadık adama sövmem. Sen tanımadığın bir insana
Söver misin? Adam gayrimeşru mu? Yok, adam gayrimeşru mu? Avukat mı? Doktor mu? Mühendis mi? Savcı mı? Hakim mi? Hiçbirini. Bilemezsin. Sanayi. Değil mi? Dedim ki bir tane dedim şu arkadaşa söyle dedim. Sövmem diyor. Çay yoluna gideceğim. Bebeği okula yazacağım. Arabayı yıkayacağım. Muhasebeye gideceğim. Çok Allah işim var. Tüm Kayseri'ye, Kayseri sporlara, Kapalı Kale'ye selam olsun kardeş. Allah razı olsun abim. Görüşürüz. Allah emanet olun. Nasılsın Osman? Sağ ol abim, sen nasılsın? İyi, ne yap? Tadına bak. Etil alkol. Etil alkol nasıl oldu ya? Tadına bak. Etil alkol. Lanet olsun. Kim benim üstüne bebeğim var. Bugün okula yazdırıyorum. Alayacağız. Bugün anakoluna yazdırıyorum. Düşün, acaba anakoluna gönderir misin mi diyorum. 200-300 bin lira para harcayacağız. 3 tane üniversite bitecek. Gelecek burada çay dağıtacak. Aynen öyle. 20 ya sene... Bu da Türkiye'nin... Neyse. Sonra değişir mi bu düzen? Değişmez. Değişmez. Abi. 2 üniversite mezunu. Türk Hava Yolları, uçak, yer hizmetleri, üst hizmetleri. Bebe burada babasının yerine çay ocağına bakıyor. Adamın zoruna gidiyor. Aslında kendi için daha güzel. Şurada bir eleman olsun, işte zaman işin güce bakarsın. Bankana giden, hastaneye giden, köye giden, her yere giden. Beğenmediğiniz Enes Batur 4 tane film yapmış, şarkı yapmış, 4 tane Ferrari, babasına villa, anasına ev. YouTuber'lık nedir? YouTuber'lık nedir onu da bilmiyorum. Öyle bir derdim de yok, anlamam da. Ben kendi sosyal hayatımı çekip internete koyuyorum, YouTube'a. Amerika, Google bana para yatırıyor. Kurgudan video yapıp internete koyup da para kazananlara uyanık, şeytan, yolunda, yolunda aşiye denir. Bizim sanatlar da YouTuber diyor. Yeni adı Influzyber'mış. Influzyber, Influzyber. Influzer. Influzer çıktı bir dakika. Influzer diyorlar şimdi. İstanbul'a filme çağırıyorlar. Ya... Abi niye bizi salladın şimdi amına koyayım? Ya bu hafta ya bir hafta. 5 Eylül pazar günü set diyeceğiz. Sizin sahnelerinizi tek günde çekeceğiz. Şimdiden kolay gelsin. 77 sayfa bana şey göndermiş. 71 sayfa ezber. Ha şimdi İstanbul'dan beni çağırıyorlar. Filmden falan çağırıyorlar. O zaman da gidince ne olur? Sanatçı mı olacağım ben şimdi? İlkokul 3'ten tek sanatçı mı olacağım? Sanatçıya ne denir? Bir beste, bir türkü, bir müzik, bir resim, bir heykel yapana sanatçı denir. Sinema filminde oynayan sanatçı denmez bana göre. Çünkü kameralar çekiyor, alttan biri konuşuyor. Bilmiyorum da uyduruyorum şu an. O konuşuyor, biri söylüyor, o yapıyor. Kötü yerleri kesiyorlar. Kötü yiyen tiyatroda oynasın. Bak tiyatro oynayanlara sanatçı denir. Yoksa kim ezberleyecek amına koyayım? Hep mal var. Çocuğu okula yazdıracak. Anaokul açılıyor ya. Özel mi şey mi? Devlet. Ya lan devlet okul 500 lira. 500. Özel olsa boku yedik 5000 lira. Bu deli mi? Ben deli de zor gücüm yetiyor. Dün çocuğa bir suluk aldım. Suluk kaç mı biliyor musun suluk? 5 lira. 50 lira. 50 lira. Suluk. Oha. Suluk 50 lira olur mu lan? Ben normalde yemek yemeyi sevmiyorum. 8 gün uyumam, 9 gün gezerim, 7 gün yemek yemem. Millet inanmaz. Çünkü biz her boku içtik. Çocuk olunca şimdi çalışmak zorunda. Ben yemek yemesem bile akşam onlar yemek yiyecek. Düşünün 3 tane bez alıyorum. Bez 19 liraydı, geçen gittim 27 olmuş. 10 lira birden toplamışlar. Düşün yani. Evin elektriği, suyu, gazı. 2016'da ben bir kredi çektim. Aylık kazancım 2 milyon 7 bin lira kredi ödüyor. 450 bin lira 5 yılda bitirdim. Nasıl bitirdim? 5 yıldır elbise alma, pantolon almadım, ayakkabı almadım, yemek yemedim. Bir de virüs çıktı 2 yıldır. ne yaptın? Sen ne yaptın? İyi, ben daha Suriye'ye geldim, eve gideceğim işte. Senin haberi bekliyorum. Tamam diyorsan şimdi eve gidip arabayı getireceğim. Tamamım diyorum ya, tamam. Servisimi koyacağım, Şahin'imi alıp geleceğim. Gideceğimiz yerde inecek.
Boku yedik. 2017 yılında Kayseri şampiyonluk maçında ben bir röportaj yaptım. Ben mikrofonu benim aldım. Mikrofonu bırakmıyor. Ankara'cı şampiyonluğa geliyorum. Ne diyorsun? Şimdi kadar şampiyon olursak biz de bilmiyoruz. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Bak bu şampiyonluk nasıl kutlanacak biliyor musun? O video patladı. Ben bir hafta sonra geçtik farkında ben bile ağzından bir laf daha çıktı. Adam Ankara üstüyüm diyor. Adamda paça bile yok. Nasıl Ankara üstü bu amına? O laf da patladı. İşte bu virüs. Sokağa çıkma yasağı var dediler. Dedim 17 gün. Lan diyorum 17 gün sokağa çıkma yasağı. Hesaplıyorum. Bu ay para almazsam ben battım. Satacak bir şey de kalmadı. Şahin'i satsam alan yok. 7 yıldır muayenesi yok. Sokağa çıkma yasağı diyorum ya. İnsanlar geri gelecek. Anasını amına koyayım gelmez. Nasıl geri geliyorum ya. Abi. Abi adamda samimiyet akıyor ya. Maskeyle ilgili yorum yaptım. Sanayide boşum. Benim kardeşim var. Yakup onunla oturuyoruz. Şiirler geliyor. Beni çek diyorum falan. Benim oradan videolarımı alıp YouTube'a, Instagram ve TikTok'a koyuyormuş. Lan kendimi izliyorum. Mini Cooper'un reklamı çıktı BMW. YouTube reklamı gördüm. Ben de BMW'yi seviyorum ya. Burada benim dövmem var. Lan diyorum BMW diyorum acaba beni keşfetti bana araba mı hediye edecek diyorum kendi kendime. Bebeği arıyorum. Diyorum Mini Cooper reklam vermiş diyorum. Yok abi diyor onlar incelemeye almış falan para yok diyor. YouTube'a koymuş 90 bin izlemiş 2 günde. Araştırdım. YouTube'da para var dediler. Bebeği 20 yaşında beni kandıracak. Google Mob. Google Adsense. Amerika'dan şifre geliyormuş. Abi yapamam dediler. Lan diyorum Amerika nereye? Ankara nereye? Telefonda kontür yok. Ama uğraştım. Para kazanmam açıldı. Gittim vergi dairesine abone oldum. Fatura kestim. Sonra 300 lira 600 lira öyle başladık. Mahsun beni aradı sordu işte yazıştık. YouTube ile ilgili yardımcı olayım sana dedi bana. Ben de şu soruyu sordum. Sen dedim niye az reklam koyuyor? Ben Mahsun'un videolarını izledim. Analiz için bir reklam çıkıyor. Bir de sonundaki reklam. Ben ne yapıyorum? 45 dakikalık videoya 23 reklam. Bana kızıyordu. Dünyada en çok reklam koyan tek insan. Adamlar diyordu baba gene basmışsın vermişsin ayarı diyordu. Oğlum beni izleyip ne yapacaksınız ya? Reklamlar izleyin kardeş diyordum. Niye abi diyorlardı. Lan salak mısınız oğlum ben bu işi para için yapıyorum para. Ben salak mıyım? Ben salak mıyım aşımaca bağırayım küfür edeyim. Aşımaca kaynatayım milleti güldüreyim diye ben salak mıyım? Herkese bu... Abi iç sesim ya yemin ediyorum iç sesim ya adam şu adam anda. Adam sana çok benziyor bu arada. Ben şu anda niye canlı yayın yapıyorum abi ya? Biri sikseler bu işi yapmam abi ya. İzleyiciler kalp izleyiciler biçim falan filan yapmam abi ya. Geçen şu izledim yayından sonra Oğuz. Evet bana, yayından bana... sonra zaten böyleyim. Evet. Ve zaten kendi yayınlarımda da dedim oğlum bu işte para olmazsa ben niye götümü burada büyütüyorum? Dışarıya gider çalışırım. Dert oldu. Ben 3 ay öncesine kadar kredisini ödeyemeyen bir insan, evine icra gelen, arabasını motosikletini satan, kimseden 1 lira borcu istemeyen, sadece ailesinin desteğiyle, babasının emekli maaşıyla yaşayan insan, gündüzleri motosikletli kuryelik, sabah ve akşamları servis süren, yanlı ekşiden giren insan, şu an benim aldığım 5-6 milyon lira derdi olmuş. Herkes, abi kaç para aldın, tır mı otobüs mü aldın, şöyle derdi olmuş. Allah. Şahin geldi. Dur, hemen. Bana soruyor herkes. Abi diyor değişen var mı diyor. 93 model. 30 yaşında araba alıyordum değişen var mı diyor. Şahin la bu. Arabanın her yeri çürük. Değişmeyenlere var mı diyeceksin? Şu bile yeni aldım şunu bak. Benzin kapağı bile yeni. Değişmeyen yeri yok. Bence de yok. Gaz yok, benzin yok, akü de yok. Hırsız bunu çalsa küfür eder. Koltuk gidiyor mu geliyor mu? Gitmiyor. Hep sandalye, mangal, çadır. Tamam tek çek bizi bebeğine. Ankara'da bebe denir. Aynen. Abi bir tek çekinebilir miyim? Hadi geç kalıyorum ana. Oğlum 12'de okul başlıyor. 13 dakika var. Bebek geleyim. Bir almaya gider adam. İşte burada benim mekan. Benim en çok izlenen ve en çok tutulan videolarım. Sanayi. Sanayide tavuk sucuğu ve patates. Servisin lastik patlaması ve servisin bozulması. 3. Burada benim mekanımda, benim evde etil alkol. Abi diyorlar etil alkol çekmiyor birkaç aydır diyorlar. Şimdi size sürprizim var arkadaşlar. Etil alkol videosu çekeceğim. Bu hafta sonu belki. Biralarım. Şu da boğma rahı. Çocuk bunlar da etil alkol. Çocuğum. Etil alkol ama. Çocuğum. Şimdi sen de olsan iyi olurdu. Bana biri bunlar. Arkada çocuk var ama koyup açtıklar şey. Koyacak. Oğlum bidona bir bak 5 litrelik ya. Çamaşır suyu şişesi. Bak numaralı. 35, 30 falan gördün mü? Bu özel karışım. Bunlar hepsini ne koyacağım? Bunlar vodka, cin, rakı bak. Rakı. Bunlar hep karışım. Bunları koyacağız. Topu atacağız. Oha. Top kaçta durdu?
30'da ben bunu içeceğim, tahmin edeceğim. Arkam dönük ya. Sen koydun, bunları kaldırdın. Ben bunu tahmin edeceğim. 500 bin izlenir. Bunlar gay biraz zaten. Bunu tuba bir tane almış. Bunu tuba bir tane almış. Gay biraz. Ay. Abi bayağı gülüyorum bu arada. Geyiralar bulmuş, kumutu içmişim, gördün mü? Hepsi yetişmiyor işte. Yok araba yakadın, yok muhasebeye gittin, yetişmiyor, gördün mü zamanı? Onlar çocuğu alır, biz hemen çayonla gideceğiz. Esin alkolleri de al. Çay orada da içeriz ya, çay içmiyor. Bu da benim doktor şeyim arkadaşlar, 12 sene doktorluk yaptım biliyorsunuz. Herkesin evine gidiyorum ben, pırıl pırıl, toz yok. Benim evde her yer yiyecek falan, niye? 3 tane bebek var. Her şeyi yemek yiyor buraya, şekeri buraya, suyu, çayı buraya döküyor, kola buraya döküyor. Ben de hani bıktım yani vallahi. Ta duvarım buraya kazımıştı bak. İkram var ikram. O tam ben. Eve benim annem, babam, kardeşlerim gelince küsüyor, odaya sevmiyor. Ben de öyleyim. Ben hiç misafir sevmiyorum, insanı hiç sevmiyorum. Hani ben gibi. İnsanları sevmiyor, konuşmuyor. Bir de her şeyi kırıyor. Buralara çıkıyor. Ta buraya çıkıyor. Üçüncü kata. Şuralara çıkıyor. Kırıyor. Bunu açıyor. Buralara çıkıyor. Aynı ben. Bu da benim doktor şeyim. İş kıyafetim bu da benim. Esir alkolleri bundayım. Servisi bundan sürüyorum. Ben çocuklarımın ismini koydum biliyorsun. CHP iktidarda olursa solcu ismi. AKP iktidarda olursa Aliye ismi. Eylem solcu ismi. Aliye Kur'an'da geçiyor. Ebrar Kur'an'da geçiyor. Serra. O da Kur'an'da geçiyor belki. Ebrar. Ebrar. Abo. Tamam tamam, beraber sürek, gel. Beraber sürek. Çocukların büyüyünce isimlerini beğenmez. İki isim koyayım ki tedbirimi alayım diye koydum. Ben orada ironi yapıyorum. Benim çocuklar büyüyecek. Üniversite mezunu olacak. CHP'ye tabi AKP iktidarda olacak. Benimki isimden dolayı iş bulacakmış. Benim çocuklarım okuyup da... Oğlum bunu nasıl düşünebilirsin ya? İsimden dolayı iş. Benim adım şey. İşte atıyorum CHP iktidarındayım. Benim ismim de böyle. Beni işe al. Böyle bir şey var mı ya? CHP'ye tabi AKP iktidarda olacak. Benimki isimden dolayı iş bulacakmış. Olay mı? Benim çocuklarım okuyup da devlet dersine çekilecek yine olmaz. Olmaz. Benim sülalemde çalışan, devlet dersine çalışan yok. Çünkü biz Bektaş Alevisiyiz. İnsanlıktan, haktan, hukuktan yanayız. Ben haram, rüşvet, adam kayırma, torpil. Biz bunları bilmem. Sevmem de anlamam da. Alevilik inancında böyledir. Bizim inancımız da budur. Yani hak, hukuk. Aslında aynıyız da. Sadece bizi parti olarak bölmüşler. İlk günden geç kaldık bu yedir. 30 tane çocuğu götür. Gel bir de gel bunları götür. Herkes oraya böyle gelmiş. Maşallah ya. Bana. Aha. Gel üçüne bak. Ne diyor? Yok. Ya gel. Eylem Ali diyormuş. Şunu tak boynuna. Ha 50 liralık saat... olur. Aa Doruk girdi mi Doruk? Şey annesi adı neydi? Doruk'u çağırmış mı? Bebeğim var. Diğer mu? Çocuk orada kaldı. Gitmiyor. <Hangisi? gülüyor> Diğer çocuğu unuttun abi. Abi diğer çocuk yok bu arada. Şuraya mı gitsin? Hadi oraya git. Hadi git kızım. Eylem şuna şuna. İsmin okunmuş. Yasak mı veriler? Okula gel ilk günün kızım. Nasıl bir duygu? Üzgün müsün ablan gitti? Ya çok tatlı. Kavga edecek kimse kalmadı. Kavga edecek mi daha? Çağırtta kızdan büyük. Özledin mi Eylem'i? Eylem burada baba. Bay bay ya. Özlüyor mu? Her gün kavga ediyordunuz. Ha kurtuldum. Çatı çok büyük. Erkekler ağladı. Annesiz gitmem diyor erkekler de kızlar hemen gidiyor. Eylem gözü açık maşallah. Vallahi iki tane erkek ağladı. İşte çocuğun biri ağlarsa hepsi ağlar, anladın mı? Direksiyon dövmüyor. İşte öyle zaten millet hani önce aile sonra okul sonra çevre çocuğu etkiliyor, anladın mı dediğimi? Alkol, sigara, gezme, faça, dövme hep çevre, hep çevre. Hadi gel. Çatı sikerinden büyük ya. Okulda alacak, tamam mı? Vallahi adını unuttum. Geçen biz amigolarla gittik ya oraya. Tanıdık yer de var aslında. İçen tutmadıysanız. Tutmuşlar abi ya. Sen sazmaz da gelecek dedin. Saz gelecek, bas, söz, rakı. Tamam be, gene görüşürüz hadi. Tamam oğlum, tamam. Cuma bir de. Cuma. Kümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara İncek, Tulumtaş'tayız. İncek'in sonu.
Arkadaşlar herkes benim Şahin'i soruyor. Abi değişen var mı? Değişen var mı? İşte göreceğiz. Değişen var mı anlayacağız. Dünyada tek. Kompites'e girip değişmeyen parça var mı diye kontrol edecek tek araba. Hep değişene bakın. Bir değişmeyene bakın ya. Bir kişiye 4 video bir resim çekiyorum. Bıktırıyor artık. Kendi sayfalarım var benim 40 tane. Hepsini tanıyorum bebelerin. Hiç buna cevap vermiyorum. Hepsi küsmüş. Bakacağım. Başladım ya. Tamam oğlum ben kimseye inanmam sana ne ya. Ankara'da olmadığım okul. Devlet dairesi. Fabrika kalmadı. Topaş. Bir tornada var mı? Şase düzgün. Şase düzgün. Oran normal değil mi? Normal. Oradan geçer. Aynen abi. Bizi ünlü yap abi. Tamam koçum yapalım. Ne şeyin ne dalın ne? Abi biz TikTokçu olmamışız. Para durmamışız. TikTokçu mu? Günlük bir buçuk milyar para yatar. Tamam para abi. Seni bozar mı? Mükremini görmüyorum ama herkes oynuyor ya. Biz oynamadan kazanmaz. Oynamadan kazanmak istiyorsun. İnsanların bana sorduğu tek soru şu. Abi ünlü olmak nasıl bir duygu nasıl oynuyor? Fatih ile bize ünlü olma şeklimiz. Telefonun var mı? Var. Kamerası var mı? Var. YouTube'un var mı? O da var. Instagram'ın var mı? Var. TikTok'un var mı? Var. Param var mı? 10 lira. O da var. Evimiz yanında bakkal var mı? O da var. Evin var mı? Var. Bakkala gidiyorsun. 2-3 lira kola alıyorsun. Evine gidiyorsun. O kolayı götüne sokuyorsun. Bunu videoyu çekiyorsun. TikTok, Instagram, YouTube'a yüklüyorsun. Ünlü olmazsa... Biz bunu deneyeceğiz. Kafamıza koyduk. Bizim en son ki şeklimiz bu arada ya. En son bunu deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Video çok iyi. Bir de sonunda diyor ya ünlü olmazsan da. Abi terledim. Hayır, bu arada benekli ya. Benekli ayağın garantili. Biraz daha açsana komple şeyi ya, indir o kolu aşağıya. Benekli ayağın garantili. Kolu aşağıya indir oraya çarpmasın. Ya chatte bir adını topçuyor yapmış ya bak. Ay. Bu abi tamam diyor gidiyor. Sokamam abi diyor. Tayt giyer misin? Hayır yok abi. Oynar mısın? Gelinlik giyer misin? Yok abi. O zaman nasıl ünlü olacaksın? Dalın ne peki dalın ne? Ben nasıl ünlü oldum? Sen nasıl oldun diyor. Ben bir şey yapmadım ki. Ben bağırarak konuşurum. Çok konuşurum. İnsanların duymadığı lafları ve küfürleri konuşuyorum. O da benim babamın lafları. Babam da evimden duymuş. Babamın annesi Bıdır. Ankara Sivas şivesi karışıyoruz. Maça gidiyorum maçı çekiyorum. Mangala gidiyorum mangalı çekiyorum. Etil alkol içiyorum çekiyorum. Viski, absin. Tatile gittim, tatilimi çektim. Bara gittim, barı çekiyorum. Pavyonu çekiyorum işte bu. Kamerayı açıyorum. Döndürüyorum. Ne özelliğim var? Konuşuyorum. Adamı anlatıyorum. Adam evden çıkmamış. Adam evden çıkmamış. Ne anlatacak? Ne anlatacak? Okula gitmiş, sadece düz gitmiş. İşe gitmiş, düz gitmiş. 3 sene askerlik yaptım. 1000 tane meslek değişti. 100.000 kere angrajörü maşına gitti. Başıma bir olay geldi. Ben buraya 1 milyon kez geldim. Burada yattım, uyudum. E düşün. Evden çıkmamış. Adam anlatacak bir şeyi yok. Demek ki kolay değilmiş. Ayhan abimiz de aracını ekspertiz yaptı. Havan hariç de komple boyalıdır. Aracın alt tabanında çürüklerimiz mevcut. Şase kollarında çürüklerimiz mevcuttur. Egzoz bölgesinde çürüklerimiz mevcuttur. Motor şanzıman bölgesinde yağ kaçaklarımız mevcut. Baskı balatası zayıf. Frenlerimiz ve amortisörlerimizde sıkıntılarımız şey mevcut. Yok. Herkesin anlayacağı dilden konuşursak aracın puanlaması 100 üzerinden 10. Bulayabilir mi? Bir daha bulamayız. Yarın 5 olur. Hayır daha demin baktım 4600 Ankara'da. Adam 5 tur kocamış. Bir dakika yaz da bir fatura bana lazım lan. Eve gideceğim, işe gideceğim, servis kapıda. Natyonu kocam arabayı. Hep cepten yakıyoruz. O an istasyona gidiyorum 5 sayfa çıkıyor. Teste gidiyorum 9 sayfa çıktı. Farlar az ışıdıyor. Sinyaller zaten hiç belli olmuyor. Arkası top zaten eli kulağında. Artlar çürümüş. Artları çürdüyse frenler tutmuyor. Hortumlarda zedelenme var. Araba muayeneden geçerse satmayacağım. Geçmezse satacağım. Gerçekten çok lütfen iyi. Lütfen ikinci bölüm ya. Lütfen ikinci bölüm ya. Of. Çok iyi değil miydi? Evet. Hadi hadi son 56 kişi var. Adam benim resmen iç sesimdi ya. Gerçekten bak. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. Terror.